Merhaba Alper, nasılsın? Baş başa bir yayın yapalım seninle. Evet, sürekli oynadığım bir sistem bu. Pick defansta. Biz de buradan saldıralım. Ben de iyiyim ya. Epey oldu görüşmeyeli. Vallahi aldı. Bir de buradan açalım. Merhaba Mehmet. Fil C4 oynayalım ya. Kale H3'te şimdilik böyle duruyor ama sıkıntı değil. Bunu alacağız. Sonra fil D3. Fil D3 ama bu D4'ü nasıl tutacağız? Belki de fil B3. D4 biraz sıkıntı yaratabilir. At B6, at C4 oturabilir. O yüzden böyle bir gelelim. E6. Şimdi arkadaşlar kale H1 gelip rok atsam nasıl olur? Kısa rok atsam. Kale F1. Evet, C4'e yerleşecek. Orası net. Şimdi bunu fille almayı planlamıştım. Şimdi C3 sürebilir. Yani vezirim tehdit altında kalabilir. Alıp ben C3 sürsem. Veya direkt C3 süreyim. Şimdi benim C3'üm sabit zayıflık ama onun da C4'ü sabit zayıflık oluyor. Merhaba arkadaşlar. Eyvah, isim de mi ya? Ya o. Bu isim olayı. Öldürüyor beni ya. Unutuyorum hep. Tamam. İsim de hallettik. Normaldir ya isim. Yeni çıktım dersten. Evet, B2'ye açıldı şimdi. B2'inden oynamaya çalışabilir ama C4 her zaman istekte. Bunu alırsak ki alacağız. Sabit zayıflıklar ve fil var. E5 sürmeye çalışacak. Burada E5 sürdürmemem lazım. Ama benim önce bu B2'yi ele geçirmem lazım. Şimdi fil F4. Gelince kale B1 alalım ve B2'yi ele geçirelim istiyordum. Ama izin vermiyor. Peki böyle gelsek vezir B7 mi oynayacak? Vezir A2 belki olabilir. Ya da şimdi kale C3 istiyor yalnız. Burada dikkat etmem gerekiyor. Fil E5 oynasam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burak Arhan veriyorum. Özel ders veriyorum ama almıyor kimse. Şaka şaka veriyorum özel ders. Vezir C2 gelelim ya. Fil D4 fedası yapamaz. Vezir B'de oynayacak. Çok ilginç bir varyant var. Aa, oynamadı. Niye şaşırıyorum ki? Oynamaması normal. Kale B2. Abo, fil D4 dedik. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Allah'tan görmedi ya. Burada çok hoş bir vaziyet değil ama şöyle bir şey yapacağım ya. Deneyelim. Kaybediyorduk, evet. Neyse. Usta oyuncu şanslıdır diye kandıralım şu an kendimizi. Şah kardeşim. Ay bir dakika dur.
Ne bileyim, Phil Fessex falan oynar şimdi ya. Phil Fessex oyuncağı tutar, kaybetmek ister. Kaleye eğilip pat diye oynadık ama. 9 yaşındaki çocuğun YouTube kazancı dudak uçuklatıyor. Biz de burada YouTube'da maç yapalım. İndirim geldi. Bugün turnuvam var arkadaşlar, 8 çeyrek geçe. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 saat veya 1,5 saat çünkü çalışmam lazım 6.30'da. 8'de ders var ve turnuva var. Özel öğrenci dosyaları hazırlıyorum. Onunla ilgili çalışma yapmam lazım. Kitapları kurcalıyorum. O yüzden 1,5 saat zamanım var. Yemek bile yemedim. Sırf canlı yayın yapayım diye. 1,5 saat hem oynayacağız hem sohbet edeceğiz. Arada sizlerin sorularını cevaplayacağım. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Türk Gambit oynayacağım, evet. Sözüm vardı. Peki böyle oynasam bir de. Fil F2. Şah H3. Şöyle bir piyonu istiyor numarası yapalım. Piyonu istiyor numarası yapıyoruz ama piyonu istemiyoruz tabii ki. Köşe piyonu kaldı. Köşe piyonunda kale finali genelde zordur. Ama piyon yapısı biraz daha normalin dışında gözüktüğü için tabii ki kale D6 burada önemli hamle. Şahı kesmek istiyorum. Şimdi kale A6. Şah da kesik. Şimdi şahı F4'e koysam, G3 sürsem mükemmel olacak ama yaptırmayacak. Tabii onu yaptırana kadar A6'ya kadar sürmem lazım. Yani A7'ye sürersem berabere fikirleri çıkabiliyor. Derken bir de böyle şey başımıza geldi. Kale H1 mat oluyormuşuz. A7'ye kadar süreceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi G4 oynamam lazım. Hissediyorum. Bunu da süreceğiz. Evet, buradan itibaren bakalım ne yapacağız. F4 sürsek. Yok ya, bu berabere. A7'ye kadar sürmek berabere yapıyordu zaten. Ama biz de göz göre göre gittik yani ona. Bunu deneyeceğiz. Bu da berabere de. Beraber oldu. Arkadaş, neyini kabul etmiyorsun beraberinin ya? Evet, burada göz göre göre biz A7'ye kadar sürdük yani. Arkadaşlar, güzel proje de. Projeyi şimdi açıklayamam maalesef. Setplate kimdi ya? Tanıdık birisiydi Setplate galiba.
3 artı 2. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine aynısı geldi ya. Yaşasın, bebeş oynayalım. Öyle egzantrik açılışlara hayranım ya, farklı sistemlere. Piyon B5 de duruyor. Şimdi at F3'lü D4'lü açılışlar hep merkez mücadelesi olduğu için C4 de sürüyor. D piyonuyla değil de B piyonuyla C4'ü yok etmeye çalışıyorum. B5'im zayıf gibi dursa da gayet hoş bence. Baskı yapamıyor çünkü. Filmi de bu çaprazdan gelişmiş olduğum. Oh! Yarasın. At A3 mü, at C3 mü? C3. Biz C5 oynayalım bence. Ama fil C6'ya... Böyle geleyim ya, aman boşver. Onu oynayacağını tahmin ediyordum. Çok ilginç bir şey oynayacağım arkadaşlar. Bu fili birazdan adam edeceğim diye ümit ediyorum. Bir rokumuzu atalım. D5'imizi sürelim. Sonra C5 süreceğiz. Vezir B6. B4 de sürmek istiyorum diğer taraftan. Bunu at BD7. Tamam. Şimdi fil B7. Şimdi B4 süreceğim. Bakalım nasıl tepki verecek? E5 mi sürecek? D5 mi alacak? D5 almayı tercih etti. At F3, at F5 mi oturacak acaba? Şimdi ben vezir kanadında bir zayıflık yaratabilirim. Buna C4 sürebilir mi diye bakmak lazım. Ama C4 sürerse alıp fil D5 oynayacağız. Alırsa da B piyonu izole piyon vezir kanadında ve zayıf. Onun üzerine gideceğiz. Ya Avrupa Online'dan birisi varmış, hiç haberim yoktu. Oynamadım ben. Haberim yoktu ya. Hasan Çınar, özledik seni ya. Gel artık, bekliyoruz. İnşallah toparlanmıştır her şey. Merhaba Berkay. Şimdi aldık. C4'e yerleşme. Kale C8 oynasak ya şöyle bir. Acele etmeyelim C3 almaya. Aleykümselam arkadaşlar. Evet, galiba şey dereceye girmiş Deniz. Mustafa da girmiş. Bir üst tura çıkmışlar. Çok güzel haberler bunlar. Çok güzel haberler bunlar. Neyle alacak? Tabii ki piyonla alacak. Fille alası at A4 var. En son ne zaman turnuvaya katıldım? Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Durumum fena değil. Taş tutabiliyor ellerim. Unutmamışım yani. Fil C6. Bir ara bir F6 oynayalım da E5 karesine gelmesin at. Şimdi fil F7'den tutacağız E6'yı. Ya da F5 sürelim artık. E5 karesine at gelmiyor. F5 sürebiliriz fil H3 oynarsa. Şimdi ben de C3'e baskı yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım? Fil F1. Beyaz filleri değiştiğim an hayat güzel olacak da. Fil D3 gelebilir. Bir F5 sürelim ya. F5 diyorum, H5 sürüyorum. H5 sürelim. Ya bugün Title Arena var da 1 dakikalıkmış. Benim bugün akşam 8'de turnuvam var. Her şey üst üste zor olur ya. Yaşlı başlı adamım ben, yorulurum.
Oo. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Beyaz filleri nasıl değişirim diye düşünürken arkadaş sağ olsun. Şöyle bir şansımı deneyeyim ya. G4'e izin verecek mi? Vallahi verdi G4'e izin. Şimdi kaleye bir açık hatta gelelim. Kaleler açık hattı sever. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi kale D2 insek. C4'ü kestik dolaylı olarak. F5 oynayalım. Şöyle gelsek. Böyle gelsek. Kale nereye gidecek? H3 sürecek herhalde. Tabii ben niye piyonu verdim? Bazen ben de kendime şaşırıyorum. Neler yaptığıma şaşırıyorum. Niye piyon verdim ki? Kendimi şaşırtmayı seviyorum galiba. Ya bunu kazanması da kolay değil tabii ki de. Ne gerek vardı, piyon verdik. Böyle gelelim. Fil F6 oynayalım. Bekleyeceğiz böyle. Kale H6 oynayacak, şah F7'de. Şah G7 oynuyoruz. Niye şah F7 ya? Kaleyi H7'ye sokuyoruz. Şöyle bir gelelim. Çok ilginç bir şey yapacağım. Şahımı şu F5'e bir koyayım. İki piyon gerideyiz ama o kadar güzel ki. Şahımı kaldıramıyor. Neler oluyor? Şah çeksek öyle gelecek. Bak ya. Peki böyle oynarsam ara hamle fil ve 4 mü gelecek? Kale F6 alsa bile berabere de. Evet, bu bile beraber ama. Bunu deneyeceğiz değil mi? Denenecek bir konum yok ama. Deneyelim böyle şansımızı. Allah Allah. Rakip kendini sıkıştırıyor ya. Parça parça. Oh. Aman Allah'ım. Ağlamak istiyorum. Vallahi rakip kendi kendine verdi ya. Ya berabere normalde de rakip sağ olsun, ha bir de geri gitti.
Evet, biraz kendimize gelelim ya. Biraz saldırgan oynayalım. Chess Boys kim ya? Ya niye 2300 çıkıyor? Şöyle ilginç varyantlar oynayalım biraz. Hem E6 hem G6. Şimdi bu yapı ben tersten oynadığım için İngilizce de oynuyorum bunu. Kapalı sicilya da bu yapıyı çok seviyorum. B5 sürmeye çalışacağı için önden bir A4'ümüzü sürelim. Şöyle bir H4 sürelim. Fikir at F1 at bir H2 at G4. Kaleyi D1'e koyacağım. Belki C3'te 4 süreceğim. Dememe kalmadı. Yapamazsın dedi. O zaman bir de F4 sürelim. Şu B3'ü de sürsem, her tarafı zayıflatsam böyle ne güzel olur. F5 fikriyle oynamamız lazım ama C3 de olabilir. Ha, şimdi at E3 oturmak istiyor. Ama bunu sürsem Şah2 oynasam ya da Vezir F2. Vezir B6 oynayacak Vezir F2'ye. Vezir B6'ya A5. Bir kalite fedası var ama bunu alırım vallahi. Şuraya da yerleşelim. Bu at çok güzel duruyor ya. Flaş 3'te onu bir alsak. İlginç bir varyant ya. E4, E5, at, F3, T5. B3 flaş 3'te olabilir de bizim burada şöyle bir oturalım. B3'te şöyle bir sıkıntı olabiliyor. C dikeyinden C2'ye bastığı zaman geri kalmış piyon gibi davranıyor şu piyondan dolayı. İlerleyemiyoruz hiç. Tabii sonuçta şu anda ilerleyemiyoruz. Biraz daha zayıflatıyor. C3 sürme fikrini de kapatıyor ama kötü değil B3 flaşı ama ben E5 karesi merkezi ele geçirmem lazım. Şimdi D4'ü istiyorum. Buna vezir d4 alabilirim. Bunu da almak istiyorum. Bu da güzel. E5 süremiyor. Vezir f7'den sonra e5 sürmek isteyebilir tabii. Şöyle bir gelsek. Daha teknik bir konum elde ettik şimdi. Çünkü D4'ü aldık. D4'ü almasak dahi siyah filleri de yaşıyorum. Siyah kaleleri çok zayıf. Bu arada göremiyorum arkadaşlar soruları. Ara ara tekrar yazın. Memleket Ağrı Doğu Beyazıt diyelim baba tarafı. Şunu alalım bir. Kaleyle alacak. Ya burada kaleye E5 gelsek tempoyla. Sonra diğer kaleyi E2'ye gelsek. A4'ü alamıyor. E6 boşta. Şey, E2 diyorum ya E1'e gelsem. A4'ü alırsa E6'yı alıyorum. Şimdi filde 5'lerim var kaleye 7 ve kaleye 8'e. B3 oynayacağım. Kale E5. Tamam B3 oynayalım. Sonra kale 1 E2. Temiz konu.
Siyahlarda Türk kampta oynuyorum. Yani oynayacağım. Kale e2. D4'ü istiyorum. Arkadaşlar bizim izlenme sayımız niye az ya? 3000 izleniyoruz videolarda. Niye o kadar az? 16.000 abone var. 3000 izlenme var. Bebeşi niye verdi? E6 da boşta, alamıyor. Stafford Gambit'i nedir? Alalım. Bunu da alsak. Ayıp olmaz değil mi bunu alsak? ...205 kişi izliyorsa 205 tane beğeni olsun arkadaşlar. Like atın da önerilsin kanal. Kıvanç Hoca'nın mutfağı. Sütlaç tarifi. Şimdi burada nasıl oynamamız gerekiyor? Aslında sür sür vezir çık yapabiliriz. Şah h2'ye kaçalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha d5'i verdi. Neyle alacağız d5'i? Fille mi alsak? B4'ü alırsa e6'yı da alırız. Vezir b1'den bir şey çıkar mı? Şimdi vezir b1'lere dikkat etmek lazım. O yüzden bir vezir c5 oynayayım ben. Başımız ağrımasın. Aa aldı ya. Vallahi hiç düşünmeden aldı. D4. C3. Kale E3. Fil F1. Şimdi böyle gelirim. Tamam şimdi. Buna gelelim ya. File 2 geleceğiz. G4 alacağız. Hadi arkadaşlar herkes like atsın da önerilsin bari. Abonemiz de az ya kanala. Niye öyle? Mat olmayalım da bir saniye. Şunu alsam. Ya filde 5 mi alsam ya? Kale h2 şah f3. Kalite versek. O kadar çok piyon öndeyiz ki. Vallahi filde 5 güzel gözüküyor. Filde 5 kale h2 şah f3. Kale e2 kale e2 file e2 şah e2. Kale a3 gelse c3'ü alacak. C3, şah D3 oynasak. Hadi deneyelim ya, güzel olur. Aa, almadı ya. Kale verdik o kadar almadı. Ya Mert'e benim yıldırımda şansım yok. Uzun partide biraz şansım var ama yıldırımda çok zor. Değil mi Mert'cim? Benden de Hollanda'ya selamlar. Şimdi bana Vasco'nun öğrettiği bütün katakulleri oynayalım. Vezir E2'li İspanyol. Merhaba arkadaşlar, iyiyim. Siz nasılsınız? Arkadaşlar, Büyük Usta dostum Mert Erdoğan'ın da kanalı var. Ona da abone olun ama beni izleyin hep. Mert'i izledikten sonra beni izleyin.
Fransa'ya da selamlar. Yalnız bir dakika, at G6, at F4. Şöyle gelelim ya. At C3. İlker Bey geldi mi kitap? Hatay'a selamlar buradan. Ya yorgundur tabii Mert. Yıldırım iyi oynar yani. Bizim jenerasyonumuzda aramızda en iyi oynayanlardan birisi. Belki de en iyisi diyebilirim Yıldırım'da. Ben Mert'le çok Yıldırım oynamazdım mesela. Kafes dövüşü mü? Ya bir şey yapmak istiyorum aslında ben. Ünvanlılara ünvansızlar Survivor'daki gibi Alper'in güzel fikri. Ünvanlılara ünvansızlar Yıldırım maçı. Bir turnuva düzenleyeceğiz. Mesela Mert'in kanalında turnuva olacak. Benim kanalda olacak böyle. İşte ilk 2'ye giren, 3'e giren böyle alacağız. Orada ünvanlılara ünvansızlar bir maç yapalım diyoruz. Nasıl olur? Benden de Van'a selamlar. Bir kahvaltı yapamadık Van'da. Çok da hoşuma gitmedi konum ama yapacak bir şey yok, oynuyoruz. Biliyorsunuz benim Mert'ten başka arkadaşım yok. Mert'ten başka dostum yok. O yüzden Mert'le iyi geçinmeliyiz arkadaşlar. Ya ben bu atı E6'ya nasıl gelirim ya? Bir E4 sürelim ya. E5'e ne güzel yerleşmiş bu at. Vezir. Abo, çatal yedik. Bir şey söyleyeceğim, çatal yedik de. Şöyle mi gelsek? Piyon verip oynayalım ya. Kalite de verilebilirdi aslında bu konumda da. O at D3 de gelecek. Aha, at F3 aldı. Gelelim şöyle D dikeyine. Bunda böyle gelelim. Bunda böyle gelelim. Tamam. Kale E5 yapsın. Sorun değil. Şöyle E5'e oturalım. Şu B3'ü de sürelim. Bir C4 süreceğiz belki. Şimdi E5 sürme fikrimiz var. Hop, gelelim buna. Tamam, beraber yaparız bunu ya. Beraber yaparız diye bir ümitle. Oo, tamam ya, rakip böyle oynuyorsa kazanacağız gibi. Bir saniye ya, ben E5'i almasam, E5'i alsam kale B4'de şah D5 var. Gerçi şah D5 yok, kale C4 alıyor, şah kale E6. Şah D5 gitsem direkt. Ben şah D5 gideceğim direkt ya. Biz kazanmaya oynayalım. Yine böyle geleceğiz mecbur. Niye kale A5 gitmedik peki şimdi biz? Aa, güzel. Şimdi böyle gelsek. C5 oynasak. Şimdi kale A3 oynasak. Oo, süper, tamam.
Mert bu numaralarımı çok iyi bilir. Konum kötü bile olsa iyiymiş gibi hareketlerim vardır. Evet, bunu kaybetmeyiz diye düşünüyoruz ya. Bunu da kaybedersek artık yani. İyi akşamlar arkadaşlar. Aman Allah'ım. İlk defa 238 kişi gördüm. Benim rekorum kaç bilmiyorum ya canlı yayın. E4. Bir dakika. C7. Şimdi şah E4. Önemli. Allah Allah. Rakip ilginç oynuyor. Bunu da alalım. Fazla mor göz çıkarmaz. Şimdi kale G6 gelelim şöyle. Kale E5, kale G5 kapatamıyor burada. Kapı gibi piyonumuz var. Ama rakip çok kötü oynadı ya. Yani ben berabere rahat yaparım derken lütfen seyircilerin izliyor. 252 kişi olmuş. Kazanmalısın dedi. 250 kişide kaç tane like var arkadaşlar? Budapeşte oynayayım. Budapeşte isteyenler vardı. Buradan Şahriyar'a geçmiş olsun diyoruz. Şahriyar sayesinde sevdim bu geveş varyantını. Covid olmuş, iyileşmiş. Alalım bunu ya. Merhaba arkadaşlar. Mert sen bir şeyler mi söylüyorsun bana? Kulaklarım çınlıyor. Fine 6. Niye ben file 6 oynadım ya? Bir at F3 at E5 oynamadık. Hey Allah'ım. Neyse böyle gidelim. Bir şey yokmuş. Numaralarımıza devam ediyoruz. Her şey kontrol altındaymış numaralarımıza. Vallahi çok riskli bir şey yapıyorum. Şah B8. Neyse şah B8 oynadık da şöyle fil G4'ten şiş yeme numaralarından kurtulduk. Olası zvişanzuk ara hamlelerden. Şimdi bir at C6 dönersek sorun kalmaz. Aha rakip de rok attı. Şimdi H5 oynasak. Aslında at D'ydi, at C5 de güzel ya. At D'ydi, at C5 gelsem. At D'ydi, C5 sürebilir. Bu arkadaş istekte kalıyor. At F6 gelelim. Değişelim şu atı. At E4 gitmek istiyorum aslında. Atı değişmekten ziyade.
Baskın basandır demişler. O Mert'in 7'de yayını varmış arkadaşlar. Kaçırmayın. Şu at C6 bir geleyim ya. Sonra da at D7 gelmek istiyorum. Yalnız ben oynarken Mert'in esprilerinden mahrum kalıyorum. Bakamıyorum. Mert'le ilgili çok güzel bir anı var. Anlatayım, Mert de gülecek. Mert Sokolov'la oynuyordu. Yanlış hatırlarsam Mert isimleri düzeltir. Güzel de bir konum elde etmişti. Şahint konumunda. Bir yerde üstün konuma geçiyor. Mert de orada yani çok şey yapmıyor, güvenmiyor var yani, hesaplıyor ya da görmüyor, tam hatırlamıyorum. Yapmıyor hamleyi. Vasco çok sinirleniyor. İşte üstün konuma geçiyorsun diye kızıyor böyle. Neyse birkaç tur sonra bu sefer Neydorf oynuyor. Neydorf'ta da kaybediyor maçı bir yerde ama kaybettiği konuda Vasco sinirleniyor. Zaten Şahin de bilmiyorsun diyor. Biz Mert'le bayağı bir kahkaha atmıştık. Hiç ilgisi yokken böyle zaten Şahin de bilmiyorsun deyip taşları bozuyor. Adam acayip sinirliydi Vasco rahmetli. At oynayalım ya, ne olur ne olmaz. Şimdi at e5 falan gideceğim. Sokolova Şahin'de kaybetmişti, evet onu dedim ben de. Kardeşim ya, hemen bir itiraz geliyor otomatik. Vezir A6 alacak mı? Vezir A6'ya at B4 gidebilirim. Şu F3'ü alayım ya, Vezir A6 yapamaz. Açık İspanyol mu? Neydorf değil miydi ya? Zaten Şahin de çok kötü oynuyorsun deyip tahtayı dağıtmıştı. Ben zaten emindim. Öyle olsa bile hayır gelecekti bir. Hakikaten arkadaşlar niye gülmüyorsunuz ya? Şuradan bir değişelim. Şu arkadaşları. Şimdi fil H5 alırsa file E5 var. Atla alırsa file E5 var dedim. Yalnız file E5. Hadi oynayayım ya. At D8 alacağız. H4 işaretlesek. Niye taş verdi? Benim görmediğim bir şey mi var? Bir dakika, fili kaçınca ben at alıyorum zaten ya. Ben niye şey işaretliyorum ki? Vay be. Bu atı E5'e koymak istiyorum. Şunu da kale F7'de tutalım ya. Fil D4. At E5. Alalım. Veriyorsa alacağız. Ya C4'ü mü alsam? Ha, bunu da al ya. Boş ver. Hiç uğraşmayalım. Güzel.
Şampiyonlar Ligi çok güzeldi ya. Ben çok beğeniyorum. İşte sponsor olsak biz de yapsak öyle şeyler. Bir dakika ya, çok karanlık oldu içerisi. Karanlıkta kandırıyorlar beni. Evet, Türk Gambit'i geliyor. Türk Gambit'ini oynadığı gibi bırakan sporcu. Ne yapıyoruz burada? E4 mü sürsek ya? Gerçi bu tersten merkez gambiti gibi oldu. Bir tempo gerideyiz. Hadi bakalım. E4 sürecektik değil mi ya? Çünkü burada bir tempo geride kaldık. Tersten şey oynuyoruz. Merkez gambiti oynuyoruz ve bir tempo gerideyiz. Kaldık ya. Direkt kötü kaldık. Ama E4 oynamak lazımmış demek, evet. Şimdi öyle bir şeyler uyduracağız. Mert'cim görüşürüz. Sağ olasın geldiğin için. Ben de sizin yayını biraz sabote edeyim gelip. Garip bir şey oldu ya. Neyse. Böyle uydurduk arkadaşlar. Şimdi Vezir H5, Fil G4. Rakip de yani. Böyle gelsek. Bunu alamam ya. Türk Gambit oynuyoruz değil mi biz? Ezra H5'te olmuyor ki. Böyle gidelim. Ne kadar hızlı yaptı. Neler yapıyor rakibim? Ne var kuzum? Böyle gelsem. Aa, şöyle bir şey var ya. Böyle oynayalım. Zaman fark yedik ya. Neden verdi bunu? Türk Gambit'ini sabote eden adam. O güzelin fili vermezsin inşallah. Ya güzelin fili verdi vallahi. Şimdi kale D8 geleyim. Alırsa vezir D8 alacağız mecbur. G6, artık kale D8 alabiliriz. Peki böyle alalım. Böyle gelelim, merkezileşelim. Eşit oldu ya. Tabii ben kötü oynadım. Türk Gambit'i böyle oynanmıyor herhalde.
Ne demiş Senior Fatih Terim? İyi oynayana şampiyonluğu vermiyorlar. Rukette tabela demiş. Biz de tabelaya bakacağız. Arkadaşlar bunu kazanma şansımız var mı? İnanıyor musunuz gerçekten? Vallahi şöyle alsam. Deneyeceğiz. Dengeleri değiştirip. Şu an rakibe avantaj var. Uzak geçeri var ama bir şekilde deneyeceğiz böyle. Bunlar Türk Gambit'i var. Yaptılar Türk Gambit'i. Neyse zamanlarda eşitledik ya. Vezir D6 ile değişsem. Aa C5 de ilginç. Alırsa vezir C5. Hadi oynayalım. Ama A5 oynarsa. Aman ya oyna boşver. Riske girmeyi seviyoruz. A5 oynarsa ne yapacağız bilmiyorum. Böyle geleceğiz. Siyahtan kaçalım. Bir de böyle gelelim. Süper oldu ya, tamam. Bir de A6 sürsem. Bir de F5 süreceğiz buna. Böyle gelelim. Aman Allah'ım zamanımız nasıl böyle? Şah kardeşim. Al git G6'yı al sen hiç önemli değil. Allah Allah. İlerleyelim. Alalım. Gelelim. Böyle gelelim. Şimdi bir fikir değiştirdik. Böyle geliyoruz. Şimdi böyle geliyoruz. Şimdi burada veziri iyi bir yere gelmek lazım. Nereye? Veziri F3'e gelsek. Bu şart. Ay ne yaptım? Ya ne yaptım şah? Aman Allah'ım. Görmedi ya. Veziri A2 terk. Buna kalp dayanmaz. Allah'ım Allah'ım. Of. Arkadaşlar sessiz olun evde denemeyin böyle şeyleri. Allah'ı ilahlar korudu bizi. C2 sürdüm. Bir şah çekelim bakalım. Bu önemli. Şah nereye kaçacak önemli. Bir de şah çekelim. Bir daha şah çekelim. Şimdi böyle gelelim.
Tamam, artık kazandık. Yaparım tabii ki. Videoda vallahi ucuz yırttık ya. Vezir A2 terk. İlk Türk gambiti denememiz fiyaskodan sonra kazançla sonuçlandı. Vezir E2. Başkomutanın ruhu şad olsun. Şimdi C3. D3. Son videomda hangi maçtı ya? Ha, Vasco Van Veli. Tabii ki, tabii ki. Onu galiba çektim. Şeyde var. Kanalda olması lazım ama bir daha çekerim. Ya siz oynayın, benim oynadığım gibi oynamayın da siz oynayın Türk kampı arkadaşlar. Kavan çocuğun dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Tabii alıyoruz orada. Aman aman Selim abi çıkartmasın da ben şimdi bir Türk gambitine biraz bakayım. Biz manevramızı yapalım. Keyfimize bakalım. Alper 1000 beğeni oldu mu? Oynarım kapalı. Fil D6 nedir ya? Allah Allah, fil D6 niye? Omar teşekkür ederim. Ama fil D6 niye ya? Fil D6 İlginç. Sürelim artık merkeze. D4 alması lazım. Peki neden böyle şeyler yapıyor rakibim? Ben anlam veremiyorum. Vasikov Van Veli Partisi. Sen şimdi böyle alsan. Valla ben oynarım herkesle oynamak isteyenlerle. Benim için sıkıntı yok. Yani Yasin Emrah oynamak isterse oynarım tabii ki. Nazmi Can oynamak isterse oynarım. Ya burada garip şeyler oluyor. Bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete oldu. C4 sürecek herhalde. Aa, C4 de sürmedi. Vallahi ne yaptığını anlamadım. Alalım artık ya, yeter. Bunu da alalım. Bugün simultane yapamam ya çünkü 8'de turnuvam var, dersim var. Her şey üst üste geldi. Vallahi yemek yemeyip hemen canlı yayın açtım. 6.30'da bitireceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Özel öğrencilerimle ilgili dosyalar hazırlıyorum. Bir sistem, yeni bir sistem getiriyoruz. Onunla ilgili çalışma yapacağım. Sonra hem ders hem turnuva. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Valla bizi kaç kişi takip etti ya? Maksimum kaç oldu? Rekor olmuş olabilir mi acaba? Ben hiç 300'leri falan görmedim. Ya da bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Bir piyon öndeyiz. Keyfimiz yerinde. Evet. Bütün elomu Mert'ten aldım ben ya. Nazmi Can
La maçım var, ağır parti. Galiba iki farklı öndeyim ben. Yani kaybettim bilmiyorum. Ya bir tane kaybetmişimdir kaybetsem ya da hiç kaybetmedim. Kazandığımı biliyorum. Atte 3'e patlatır mıyız ya? Bir kalite fedası gelir mi? Ama yok. Atte 3 oynamasın. Şöyle gelelim. Atte 3'ü beğenmedik. Orada yerleşmesin o at. T3 gelelim. Yemek fedası yaptım sizler için. Oo, at G4 istiyorum şimdi file 5'ten sonra. Allah Allah. Tebrik ederim. Boştakileri almayı öğrenmişim. Evet. Türk gamzesi deneyelim hadi ya. Vallahi bu sefer iyi oynayalım. Buna vezire 7 mi oynuyoruz, at F6 mı? Bakayım. Vezire 7, at F6'ya D3 sürebilir. Aa, ilginç bir şey var. At F6 D3 fil B4 C3'e rok. Mesela. At F6 galiba. D3 fil B4 oynayacağız şimdi. Bilmiyorum, hoşuma gitti bu. Bunu oynayacağım. Ama C3 rok, D4 alırsa ne yapıyoruz? Valla C3 rok, D4, kaleye 8 mi var? Bilemedim ya. Çok garip bir şey. Ha, ilginç bir şey var. Rok atsam, D4, ate 4 alsam. Fil B4'e kaleye 8 yapsam. Hadi deneyelim, bu oynanabilir ya. Minik bir alamete. Dur, ben buna bakacağım ya. Vallahi ilginç şeyler var. Uydur Allah uydur. Tam benlik. Selim abimize sevgilerimizi gönderelim buradan. Ona kaleye 8 demiştik değil mi? Fili verdik vallahi ya. Orada duruyor fil. Vezir de 5 alsam. Peki fil de 2 alsam, vezir de 5 alsam. Ona vezir de 2 alacak ama. Ama şöyle bir şey var. Fil de 2. Vezir de 2, fil G4. Ben ne diyorsam tersini yaptı ya. Vezir de 5. Vezir C4 oynar mı? Teslim olmayanlar ölmezmiş. İlginç bir şekilde bir baskı var. Vezir A5. Evet, ilginç bir baskı var. Lichess'te 2599 mu en yüksek puanım?
Ben bu E5'i alabilirim artık herhalde. Taş gelişerek yapalım bunu. C6 yerine at D'yi de alıp E5'i alacağız. Eşitten demem. Çok ilginç oldu ya bu. Evet, Yasin'e de skorum artı. 3 defa mı yendim onu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bulgar Rasulov'la galiba beraberimiz mi var? Hatırlamıyorum, kaybettim mi ona, berabere mi var? Bir tane berabere var, onu hatırlıyorum da. Ben bir ara Yasin hocamızın taklitini yapardım. Kale D7'ye iniyor. Kale C5 eşit oldu bu ya, böyle gelelim. Kale D7'ye inemiyor, uzun rok atamayacak şimdi. At F2'den dolayı. Kısa rok atacak, at E5. Polish defans nedir hamleleri? Ne, ben isim olarak böyle ilginç açılışları bilmiyorum. Ya eşit. Bir dakika, eşitlendi ama 27 saniyesi var. Sabaha kadar oynarız bunu. Şimdi şöyle bir gelelim. Bir de böyle gelelim. Bunu bir geleyim. Bakalım ne yapacak. Bunu da geleyim. Aha, oynadı vallaha. Yaşasın. Şimdi burası önemli. Kötü piyon yapısıyla bırakalım. Kalemiz o kadar güzel duruyor ki hiçbir piyona saldıramıyor. Şimdi şöyle yanaşmalıyız ki kale B5'e şah D6 gelelim. Şah C6. Ne yaptım ben ya? Ay. Şah C6 neydi ya? Kale C6 oynayacaktım. Geçen piyon yarattık. Şimdi o sabaha kadar oynayacak. Sabaha kadar oynar benimle bu konum bu. Kötü oldu bu. Ay başım. Başım ağrıyor. Hemen başım ağrıyor, numaralarına geçeyim. Ya kale C6 oynayacakken niye şah C6 oynadım ben ya? Of. Of of. Vallahi kötü yenildik. Bir tempo geri kaldık ya. Benim bu dışım F3'te olmalıydı. Alınca şah G4 gelecektim. Beraber olacaktı. Bir tempo geri kaldık. Ya valla küstüm. Niye kale C6 oynamadım? Şah C6 oynadım ya. Kale C5 alıyor. Satrançta en başarılı burç mu? Aman yeter ya. Yeter artık. Yeter artık, deli gönül feryat et.
Küstüm, küstüm. O zaman hemen çekiyoruz o partiyi. En kuvvetli oyunculardan bir tanesi Yakovenko, Nakamura, Caruana, Short, Adams, Malakov, Nepomniachtchi. Sonra Tregubov'la oynadım. Motuleyev'le oynadım. Ben ne yapıyorum bu arada ya? Niye C3 sürdüm? Hiçbiriniz de uyarmıyorsunuz beni. İvançuk'ta hiç yok ya, çok ilginç bir şekilde. Ali Rıza ile oynadım. En meşhurlardan Vahap Şanal'la oynadım. Padişahın kızı olsan küstüm vallahi. O artık Rıza ya, Ali Rıza. Arka sokaklardaki Ali Rıza Baba. Karsen'de oynamışım bir tane online. Kandırdı beni diyor ama zaten kazanacaktı. Çok da şey değil yani. Sıkıntı değil kandırması. Şuna bir geri geleyim ben ya. At F5 gelsem. Nepomniachtchi ile berabere Nakamura'ya kaybettim. Yakovenko'ya berabere. Jobava vardı ha. Bahadur Jobava. Ona kazandım. Ondan sonra Motuleyev ile berabere. Halif Mann'la berabere. Tregubov'la, pardon, Halif Mann nereden çıktı? Tregubov'la berabere. Başka kimi saydım ya? Short'a beraberem var. Adams'a kaybettim. Zafer Varlığı yendim. Bu esprimi ancak Ankaralılar anlayabilir. Benim yaşıma yakın Ankaralılar. Timur Racaboğlu'la galiba oynamamış olabilirim ya da oynamışsam çok erken yaşlarda, küçük yaşlarda, gençler şampiyonasında falan. Kuzubov'u yendim. Fedorçuk'a 2-0 mı skorum ne? Fedorçuk'la 2 oyunum var. Ne yapıyor bu arkadaş? Nepo ile berabere. Nepo ile Avrupa Bireysel'de oynadık. O 2700'lere yakındı. 2690 mıydı? 95 miydi ne? 10 dakika, 15 dakika sürdü maç. Çatır çutur oynadı hızlı hızlı. Açılışta. Hemen eşitten ters teklifleri girdi. Berabere dedik. Kalktık. Anlamadım ben niye o kadar hızlı oynadı. İnanılmaz hızlı oynuyordu o zamanlar. Nasıl ya? O kadar abone para mı kazandırıyor öyle? Hemen Twitch yayını açıyoruz bundan sonra. O herhangi bir turnuvadan derken Elo ya dahil turnuvadan kazanabilirsiniz ancak. Sindarov, vallahi bilemeyeceğim ya. Sindarov için ne diyeyim?
Arkadaşlar 25.000 kemiksiz hemen Twitch'e bundan sonra. Haydi. Twitch'e. Ne yapalım, biz satrançtan geçiniyoruz. Tabii ki. Para kazanmak istiyor satranç. Oynayarak kazanmak kadar zevkli bir şey yok. Ben Twitch'te yayın yapayım bundan sonra. Ha, paralı mı? Neden böyle oluyor? Of. İşte bunu yapmayacaktın. Ya verdik her şeyi ya. Tek güvencem. Zaman. Arkadaşlar bundan sonra hepinizi Twitch'e bekliyorum. Şuradan bir sürelim, korkutalım rakibi. Sanki bir şey yapacakmışız gibi. Bir daha sürüp korkutalım. Bir de bunu sürelim. Çok korkmadı ama olsun. Şimdi F6 sürmeye hazırlanıyorsan anında hazırım ben de. Aa, İşte bu fırsat geldi artık. Boşuna mı sürdük biz A5 B4? Ama burada böyle oynamak lazım. A5 B4'ü boşuna mı sürdük arkadaşlar? Tabii ki. Şimdi ayrı kale oradan bir... Aha. Şöyle bir gelelim, at F4. Belki kale F2 gelir. Bir umut. Gelmedi. İşte bu. Sonunda beklediğim hamle de geldi. Yaşasın. Şuradan bir adet C6'yı alalım. Çok güzel ya. O kadar güzel ki bu kalite fedaları. Çok hoşuma gidiyor. Kaleyi ha, bak 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 bak. Yok öyle. Aman Allah'ım. Ağlamak istiyorum. Ama daha bitmedi arkadaşlar. Bakın. Güzellik devam ediyor. Şah D7'ye kale D6. Kaleyi bırakmak için şah E8 oynarsa at F6, H7'ye alıyordum. Çok güzel. Burada dolana, ay dolana türküsünü armağan ediyoruz rakibe. Atımız dolandı durdu. 50.000'i geçmem lazım benim ya. Yani aylık 50T'den 2000 abone mükemmel bence. D4'e B5 mi polis defans? Hah tamam. Yapayım ya. Benden daha iyi olursunuz arkadaşlar bol taktik çalışırsanız. Yeter ki çalışın, benden iyi olun. Allah çalışanı görür arkadaşlar. Ben de çalışıyorum bakın sizler için. Hakikaten büyük ustalarda bir 9 cam olayı var. Alalım bunu da. Bunu da alalım. Değişiyoruz. Böyle gelelim. Alalım bunu da. Alın bunu da alın. Alın bunu da. İzole piyonla oynayalım bakalım. Bir de o kadar kötü bir izole piyon ki.
Yani böyle atlar matlar olsa E4'e C4'e oturacağız. Hiçbir şey yok. Al A7'yi. Hayda. Fark etmez, biz agresif oynamalıyız. Tehdit yaratmalıyız. Bekleyerek olmuyor bu işler. Peki şimdi 500. B6 sürelim ya. Başım ağrıyor artık açlıktan. Bu son olsun bari ya. G6 da sürelim. Vezir F6 da gelsin rahatça. Oh. Hiç o kadar kolay değil. Değişeceksek bu şekilde değişmeliyiz. Bu biraz tek taraflı bir maç oldu ama satranç bu arkadaşlar, belli olmaz. Ne Eylül, yeni mi geldin? Ne yaptı? Bunu alsam alınca kale d8'e e4 oynuyor. Hiç kaşınmayalım. Uzak geçer. Valla ben yayıncı takip etmiyorum ya çok. Kendi işlerimle uğraşıyorum hep. Yoğunluğum var, kendi yoğunluğum. Ya arada izlediklerim oluyordu böyle ama uzun süredir kimseyi takip edemiyorum. Ben kendi projelerimi hayata geçireyim yeter diyorum. Şimdi uzak geçeri kullanacağız. Söyle bakalım Alican. Şuradan bir şah çekelim. Ama bir dakika. A6 oynayalım. Niye şah çekiyoruz? Vezirim çok güzel çapraza. Hiçbir şekilde şahıma ulaşamıyor. B5 süreceğim bundan sonra. Ya A5 oynarsam B5 sürmem zorlaşacaktı. Buna şimdi A6'yı alırsa vezir A1 alıp A4'ü alıyorum. Bakın vezirin bu çapraz olması çok önemli. A2'ye kadar sür. Vezir B2 oyna. Şimdi H5, H6 karşı şans çıkartabilir mi? A3, H5, A2, H6 aldım. Vezir F8'den benim şahımı çıkartabilir. O yüzden hiç gerek yok. Riske gerek yok. Alper kaç beynimiz oldu ya? Beyni önemliymiş, ben hiç bir tane daha mı yapsak arkadaşlar? Son mu olsa? 2550 olduk. 2600'e giderken 50-50. Her bir saatlik etapta 50-50. Evet. Arkadaşlar, ben bir şeyler yiyeyim. 8'de dersim var, turnuvam var. Hızlı hızlı gidiyoruz ya. Merdivenleri zıplayarak çıkıyoruz. Antalya'dayım arkadaşlar. Bilmem beğeni galiba şeymiş. Ne kadar çok beğenilirse satranç yazıldığı zaman o YouTube'un algoritması galiba benim kanalı öneriyor. Kanala abone çok az mesela bizim. 16 bin abonemiz var ya. Turnuvayı çeksem mi bilmiyorum ya Chess.com'da. Ama ben Chess.com'dan telefonla oynamak zorundayım. 8'de çünkü bir de dersim var benim. Hani turnuva da yapsam dersim var. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Ters bir saate denk geldi. Muratpaşa'dayım. Benden de Azerbaycan'a selamlar. Ha, beynin önemi galiba şey, YouTube'da para kazanma mantığı şeymiş. Ya bunları ben hiç araştırmıyorum. Söyleneni söyleyeyim size. Çekilen videoları beğenmek gerekiyor, izlemek gerekiyor, yorum yapmak gerekiyor ve paylaşmak gerekiyor. Yani birilerine paylaştığınız zaman da kazandırıyormuş diye söyleniyordu. 4 tane önemli şey var deniyordu.
Ben de biliyorsunuz montaj bile yapmıyorum. Ben çektiğim gibi yayınlıyorum. Videolarda hiç beğenin, katılım bir şey de demiyorum. Yeni yeni demeye başladım. O da proje için arkadaşlar. Bir tane daha oynuyorum, tamam. Son olsun. Ne oynayayım arkadaşlar? Söyleyin. 20 saniye var. Ha, daha çok insana ulaşmak için mi? Ne bileyim, ben çok anlamıyorum ya. Ha, C4 oynayayım hadi. Cevap gelmedi sizden. Bu render mı diyorsunuz ya? Videoları düzenleme. Düzenleme dahi yapmıyorum ben. Belki de yapmak lazım, bilmiyorum ya. Benim amacım içerik. Ben içeriğe bakıyorum. Size anlatabildiklerim, size gösterebildiklerim önemli benim için. Ama galiba süslemek de gerekiyor. Evet, ben hep doğallıktan yanayım. Teşekkür ederim. Ya evet, anlatım için gerçekten güzel övgüler alıyorum. Hem ben de çalışanlar da bir de çok beğeniyorlar anlatımımı. Kanalı takip edenler de, kamplara gittiğimde illerdekiler de. Muhtemelen baba mesleği, öğretmenlik babamın mesleği. Yani eğitimci bir aileden yetişmek, çok fazla kitap okumak, hitap şekli, yani hitap şekli de burada önemli. Bunlar etkiliyor. File altı oynayabilir mi ya? Bunu alacağım. Benden de Alanya'ya selamlar. Doğru ya. Ben onları hep canlıyım. Başlığını değiştirmeyi unutuyorum ya. Bundan sonra başlarken aklıma yazdım. Önce yayın başlığı. Evet, hocalık olunca biraz turnuvadan uzak kaldım. Şu fili buradan bir gelişelim ya. Dubov'un vezir fedasını görmek mi? Video çektim ya, kanala video çektim bir de onunla ilgili. Gece 12-12.30'a kadar analiz yaptım, oturdum, ilgimi çekti. H4 oynarım, ne var? Ya başlık konusunda da böyle abartılı başlık yapmayı seven birisi değilim. Beceremiyorum da. Ben dümdüz başlık koyuyorum. Ya şeyi, çünkü hani medyayı seven bir insan değilim. Böyle şok 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 falan diyorlar. Saçma sapan bir haber altında mesela, haber sitelerinde, işte gazetelerde. Onlardan çok nefret ettiğim için aynı şeyi yapmak istemedim ben de. Ama sizlerin isteklerine çok önem veriyorum. Sadece bunu söyleyebilirim. Ben satrancın yayılmasını isteyen birisiyim çünkü. Jobavaydı. 2697 miydi yendiğimde, neydi? E4 E5 at F3 D5 Türk Gambiti. Onunla ilgili videoda atarım. Tabii ki. Niye bunu geliyorum ki ben? Bu B'deki kare hiçbir işe yaramıyor. Bunu gelelim. Kale C2, kale FC1 yaparız. Şok 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 başlıklı şey video. Dubov'un oyun analizi. Yani şimdi taşla nereye koyacağım biliyorum şu bu konuda, çünkü bu konuda bir tehlike yok, atak yok, herhangi bir şey yok. O yüzden hızlı oynamak sakıncalı değil bu konum için. Şimdi burada at e6 alıp atı F4'e tekrar dolandıracağız. Tabi bir ara hamlemiz daha var. Flaş 3 gelip C8 karesini kontrol ederim. C2 benim olur tamamen. F ile alırsa F3 ile konumu açabilirim. Atla alırsa şimdi flaş 3 gelebilirim. Valla herkes oynamayı seviyorum ya. Öyle bir şeyim yok. Ama galiba böyle son maçlara baktığımda ters gelen bana Vahap. Hani
Bir tane dümdüz kaybettim. Bir tane yanlış bir feda yapmıştım Mersin'de, kazandım. O bir tane hamle vardı orada, savunma hamlesi biraz zor. Onu buldum, kazandım. Son Türkiye Şampiyonası'nda da üstün konumda bir şekilde kazanamadık yani. Şimdi gebeş sürmek istiyor bu. Bu olmadı. Gebeş canımı sıkıyor. Gebeş ciddi bir hamle. Ama herkesle oynamak oynadım. Ben öyle bir çekincem yoktur benim. Yani kalsen gelsin 100 maç yapacağız. 100-0 yenecek beni. Hiç önemli değil. Bir şey söyleyeceğim. Ben niye Vezir G2 şey Vezir D1 oynamadım ya? Fil D2 geleceğiz. Daldım konuşurken ya. Vezir D1. Boş yere tempo kaybet. Gerçi konum kapalı. Tempo kaybetmenin zararı yok ama. Evet. Şok 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 yeni bir açış. Ooo yakışıklım da buradaymış ya. Arhan da çok yetenekli arkadaşlar. Pratik satrancı özellikle. Yani pratik satrancını da çok beğeniyorum. Peki. Gelelim artık. Yetti gari. Vallahi at C4'e patlatacağım. Hiç şans yok. Düşünmeden. Düşünmeden demiştim. Ya keşke öyle olsa maske ve cam olmadan oynansa da işte bir tek bize bağlı değil arkadaşlar. Şeye de bağlı. Nedir? Virüsün durumuna da bağlı. Evet. Arkadaşlar bugünlük yeter. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler geldiğiniz için. Yarın bir daha böyle patlatalım. Hedefe doğru gidelim ya. Hedefe doğru 5 puan 5 puan. 2 yıl sonra 2700'üz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Bugün ben oynuyordum ya bol bol. Artık benim yemek yemem lazım. Başım dönmeye başladı. Haydi bakalım görüşürüz.